Şimdi bir test yapalım. Sizin elinize 1 milyar euro verdiler. Şu anda elinizde. Bu para elinize geçtiğinde ne yaparsınız? Bu para bazı insanlar için bir lanet olabilir. Bazı insanlar için de bir nimet olabilir. Kişiye göre değişiyor. Bir kısmı için lanet, bir kısmı için nimet. Peki hocam nasıl anlayacağız? Bak şöyle, para adamı değiştirir derler değil mi? Aslında para adamı değiştirmiyor. Para nötr bir şey. Para adamın içindeki neyse o kişiliğini, karakterini dışarıya yansıtır. Yani biraz önce dediğimiz gibi para bazı insanlarda lanet oluyor. O insanlarda eğer olgunluk yoksa, pişmediyse, tekamül etmediyse, yani kişiliğini geliştirmediyse, karakteri gelişmediyse eğer, o kişi için lanet oluyor. Yani o 1 milyar euroyu o kişi bir hafta sonra kaybedebilir. Sadece o 1 milyar euroyu kaybetmez, kendini, ailesini, çocuklarını, dostlarını kaybedebilir. Çünkü olgunlaşmadan kazanılan bir miras gibi düşünün. Hani duymuşsunuzdur, her mahallede, her ailede var aslında miras problemleri değil mi? Kişi birden hiç ummadığı yerden miras kazanıyor, miras geliyor ve o kişiyi o miras bozabiliyor. Ne dost kalıyor, ne arkadaş kalıyor, ne kendisi kalıyor. Ortada, piyasada yok. Ve o kişi o parayı kaybediyor. Ve bazı insanlar bilirsiniz, onların eline de miras geliyor. Birden hiç beklemediği yerden, fakat o kişiyi değiştirmiyor. O kişide olgunluk varsa güzellik yansıyor dışarıya. Kişi kendini geliştirdiyse zamanında, yetiştirdiyse, karakterini geliştirdiyse o güzellikler, içindeki o güzellikler zenginleşince, para kazanınca dışarıya yansıyor. İyilik olarak o insanları da görebilirsiniz. Yani iki çeşit insan var. Kimisinde lanet oluyor o mal mülk, kimisinde de nimet oluyor. Hani bazıları diyor ki hocam ben yıllardan beri çalışıyorum, koşturuyorum, emek harcıyorum ama gelmiyor hocam, bereket yok. Hep aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Bak, onun sebebi ne biliyor musun? Hazreti Allah seni seviyor. Sen olgunlaşmadın. O yüzden Allahu Alem onu Rabbim sana vermiyor. Niye? Çünkü o nimeti, o bolluğu, o bereketi, o parayı veya 1 milyar euroyu sana verse Hazreti Allah, sen yoldan çıkacaksın. Niye? Sen hazır değilsin. Kendini geliştirmedin. Veya sen kendini geliştirdin, sen hazırsın. Senin etrafındaki insanlar hazır değil belki. Senin çocuğun, senin zevcen, senin etrafında kim varsa seninle iletişim kuran o insanlar belki o olgunluğa ulaşmadılar, tekamül etmediler. Dolayısıyla sistemin bozulmaması için, hikmetini Allah bilir, sana Rabbim vermiyor. Ama bazı insanlar kendini yetiştiriyor, geliştiriyor, kişisel gelişim yapıyor örneğin, karakterini geliştiriyor, kalbini, gönlünü güzel şeylerle dolduruyor. Ona Rabbim veriyor. O insanı bozmuyor işte. O insan bozulmuyor, sistem de bozulmuyor. Çünkü o insan daha önceden etrafını da hazırlamış, zevcesini hazırlamış, çocuklarını hazırlamış, o olgunluğa ulaştırmış. O yüzden birden 1 milyar euro kazandığı vakit o insanda bir şey değişmiyor. Yine aynı iyiliklerde devam ediyor. Dolayısıyla sen şu soruyu sorman lazım. Acaba ben hazır mıyım? Ben bolluğa, berekete, zenginliğe hazır mıyım? Hazır olana hazır yetiş. Hazır olmayana hazır yetişmez ki. Yani sen o olgunluğa ulaşırsan kapılar açılıyor. Olgunluğa ulaşmadığın zaman devamlı önüne engeller çıkıyor. Kapılar kapanıyor. Hani insanlar öyle demiyor mu? Çoğu insan onu söylüyor. Ya hocam aynı şekilde davranıyoruz ama benim kapılar hep kapanıyor. O çok şanslı bir insan. Onun kapıları devamlı açılıyor. Aslında şans diye bir şey yok. Hazır olmak var. O hazır, sen hazır değilsin. O yüzden senin önüne devamlı engeller çıkıyor. Devamlı sıkıntılar çıkıyor. Olgunlaşman için var onlar. Almanların bir sözü var. Probleme sind Geschenke. Yani önüne engeller çıkıyor, problemler çıkıyor. Sen onu çözesin diye çözdükçe, yani isyan etmeden çözdükçe olgunluğa ulaşıyorsun çünkü. O olgunluğa ulaşınca da senin de kapın açılacak. Onun için sabır öğreneceksin, sebat öğreneceksin, kanaati öğreneceksin, gayreti öğreneceksin. Yani o hani sürekli sihirli değnekle sana bir şey sunan insanlar var ya, onlardan uzaklaşman gerekiyor. O olgunluğa ulaştığın zaman da kapılar açılıyor. İftahil babe Allah. Fetih kapıları açılıyor. Sana bağlı.
Sen o yüzden kendini geliştirmen lazım. Olgunlaşman lazım. Kamil insan olmak için gayret göstermen lazım. Şu anki konfor alanından çıkman lazım ki kapılar açılsın. Sen 1 milyar euro kazandığında ve sana o para geldiğinde veya o miras geldiğinde içindeki güzellikler dışarıya yansısın. Sistem güzelleşsin. O zaman insanlara faydalı olasın diye gayret göstermen lazım. Yani bir şey yapman gerekiyor. Bu videoyu izlerken kafanda birçok soru işaretleri gelmiş olabilir. Ama hocam dedem de öyleydi, babam da öyleydi. Bunun gibi birçok sorular gelecek aklına. İşin içinden belki çıkamayabilirsin. Bak bunu söyleyeyim ben sana. Kafanda soru işareti oldukça sorulara cevap tek başına veremeyeceksin. Ama sana şunu söyleyebilirim. Dışarıdan birisi seni daha iyi analiz edebilir. Dışarıdan görüyor çünkü seni teste sokar. Biz öyle yapıyoruz. Biz yıllardan beri hep onu yaptık. Ayak bağların nelerdir? Yani senin bu nimetlere ulaşmamanın sebebi nedir? Hikmeti nedir? Testlerle, seninle konuşarak, analizlerle anlıyoruz biz onu. Sonra o ayak bağlarını diyoruz ki bak şu şekilde çözeceksin, olgunluğa o zaman ulaşacaksın. Olgunluğa ulaştıktan sonra bir de yeteneklerin var. Bu yeteneklerini de kullandıktan sonra hani yıllardan beri o arzuladığın nimetler var ya, örneğin mal, mülk, zenginlik, bolluk veya sağlık veya aile, o daha büyük bir zenginlik, onlara ulaşabilirsin. Ama sen bir şey yapman lazım. Sen kendini geliştirmen lazım. Sen gayret gösterince oluyor. Bu da tek başına olmayabilir. Bu soru işaretleri tek başına cevaplayamayabilirsin. Ama biz bu konularda dediğimiz gibi yıllardan beri yardımcı oluyoruz. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza, bize başvuru gönderenlere ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Bak senin engellerin bunlar, ayak bağların bunlar. Bunları ortadan şu şekilde kaldırıyorsun. Yeteneklerini bu şekilde hayata geçiriyorsun. İçindeki aslanı uyandırdıktan sonra sen de o arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.